Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çocukları ve torunları başta olmak üzere aile fertlerini kaybedenler aradan bir yıl geçmesine rağmen azalmayan acılarıyla mücadele ediyor. Altı Şubat gecesinden üç kişiydiz. Ben, yeşim, bir de kızım var. O arada bir kalktım, bir sarsıntı var. Ancak şöyle bir baktım ki yatak odası üzerimize gelmiş, dolaba. Rabbimin gücüyle kalktım, o dolabı kaldırdık, yeşimi kaldırdım. Yeşime kalk dedim, ne vardı? Dedim, böyle böyle bir durum var, deprem var. O zamana kadar kalktık ama dans yapar gibi kapıya yetişemiyoruz. Öte tarafta çocuk odasında kızım vardı. Kızıma çağırdım, ses var, görüntü yok. O yani bu yanışarak gittik. Dolapla şeyin arasına düşmüş, onu aldık. O koridorda geçtik. Salonu geçer geçmez bir ses geldi. Ses gelince geriye döndük. Duvarlar içeride yok. Neye uğradığımızı bilmedik. Zaten 1 dakika 17 saniye sürdü. Ortada kaldık. Benim evim gitti, iş yerim gitti, arabam gitti ve 4 çocuğum gitti. Rabbim sabır versin cümlemize. Allah kimseye bir daha görsetmesin, yaşatmasın. Yani bu bir yer aldı, gene de biz acısını unutamıyoruz. Mal, mülk hepsi gelir de ciğer gelmiyor. 1 oldu, seni unutamayız. Gün geldi, sanki dünkü gibi gün. Her aklımıza geldikçe acımız daha yeniliyor yani. Ablam gidiyor, kızım, bize bir belediye, şey belediyeye gelen yardım ol ablam, bak hele. Şeye git, belediyeye git. Yani bir yerde de sabır da verir Rabbim, çok şükür. Allah bütün milletimizde, devletimizde Allah razı olsun. Ya ben lavaboya kalkmıştım. Hemen uyuyamam zaten. Ya öyle döndüm yatağın içinde. Bir baktık ki sallandık. Nazan anne deprem oluyor dedi. Yanımıza geldi. O odasına geri dönmüş. Telefonunu almak için. Avize askasını Allah yani hallediyormuş zaten. Neyse geldi ya, yatağın dibine uzanmış. O ara zaten elektrikler gitti. Bir ses var Allah'ım, bina doğranıyormuş, bilmiyoruz. Biz eliyormuşuk, haberimiz yok. Bir baktım ki kafamda şöyle tuttum ki kafamda ıslaklık. Döndüm kafamı, gökyüzünü görüyorum. Helallaşıyor. Ben gökyüzünü görüyorum dedim. O zaman dedi zaten, o zaman bize bir şey olmaz dedi. O arada Nazan zaten telefonla görüşüyor. Herkesle aramış kendini. Konuşuyor. İşte geldiler yeğenleri. Önce ben çıktım. Sonra Nazan'ı çıkarttılar. Ayağım kalmış. Bir yerde o zaten çekemezse ben çıkamazmışım. O ayağımı çekmiş bir yerden işte nasılsa. İşte önce ben, sonra Nazan, sonra babası. İşte. Ben 1 hem şeker hastası oldum. Hem şu anda 100 felci geçirdim. Şu anda tedavideyim. Şu anda da emniyete gidip bilgi vereceğim.
Yapacak bir şeyimiz yok. Allah kimseye bir daha göstermesin. Bütün İslam'a değil, Türkiye'nin yasa boğulduğu kanaatindeyim. Mezara gidemiyorum. Yani mezar, eskide bir alışkanlığım vardı. Beni mezarda görmediği zaman insanlar Rıza hocam neredesin dedi. Ben şimdi mezara gidemiyorum. Çünkü o yavru bana dedi ki cücük okumayı öğrendim dedi. Ne bileyim öyle bir anı bir daha yaşamak istemiyorum yani. Kaç kaybımız var hocam? 4. Oğlan, gelin, 2 torun. En çok da beni üzen o alttaki Muhammed Gül rahmetli olmuştu bir sene önce. 2 sene olmuştu. O yavrular benim ikinci bir ailemdi.